Oo, hanımefendi. Seni kahveye kaçırmaya geldim. Hoş geldin, ne haber? İyiyim, çok işin var mı? Dün akşam beni evde yalnız bıraktın diye vicdan mı yapıyorsun? Gibi gibi. Biraz işlerim var, yarım saat falan hallederim. Burada bekler misin beni? Tabii beklerim. Ya da git, teras çok güzel. Orada bir şeyler içersin, sonra çıkarsın. Ya sen beni düşünme, ben sıkılmam. O zaman yarım saatte aşağıda görüşüyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Halit Bey, bunları imzalamanız gerekiyor efendim. Gel. Bu ne ya? Saat 3'te aşağıda yazılı olan yere gel. Pişman olmayacaksın. Gel. Gel Yiğit, gel. Yine bir olaylar olmuş galiba. Evet, maalesef bir şeyler oldu. Artık Ender Hanım'ın dosyalarını ben vermeyeceğim. Yine ucuz atlatmışsın. Siz bunu konuşmak için mi çağırdınız beni? Anlamadım. Bir mektup. Ben yanlış anlamış olabilirim. Bak Yiğit, dün Kaya uyarmış seni. Ben de uyarıyorum. Hal ve hareketlerine dikkat et. Yoksa tutamayız seni burada. Haklısınız. Ben zaten Kaya Bey'e bir söz verdim. İyi. İyi çalışmalar. Sağ ol. Oo, 2'de 2. Dün de buradaydın, bugün de. Abini ne kadar özlemişsin. Çok. Ha. Dur tahmin edeyim. Bu kadar sık geldiğine göre bol bol zaman geçirmek istiyorsun gitmeden. Hı? Ender, senin bu 90'lar tadındaki laf çevirmelerine bayıldım. Biraz bayat ama olsun. Yaşına uygun. Bu arada merakını gidereyim. Kalıcıyım. O zaman burayı herhalde en uğrak yerin yaparsın. Nasılsa iş güç yok değil mi? Şimdilik dinlenme aşamasındayım diyelim. Dinlen tabii, dinlen. Daha gençsin. Önünde uzun bir yol var. Zamanla belki benim kadar iyi bir iş kadını olabilirsin. Belli mi olur? Sen bayağı komikmişsin. Sevdim. Ben beni güldüren insanları her zaman yanımda isterim. Canın sıkıldıkça uğra o zaman. Okey? Bye bye canım. Ender. Evet. Bu arada ben lafları senin gibi dolandırmayı sevmiyorum. O yüzden açık konuşacağım. Eğer hala abimle birlikte olma hayalim varsa onu rafa kaldırsan iyi olur. Vallahi bravo Şahika. Sen ta Cenevrelere kadar git. Bir asilzadeyle evlenebilmeyi başar ve bir arpa boyu yol bile ilerleyeme. Hala aynı yerdesin. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik gerçekleşmesi başkalarına bağlı hayaller kurmamasıdır Ender. Bunu aklında tut. Bunun için işin başından aşkın. Okay. Babacığım. Ciao Bella. Merhaba.
Dakik olmanı sevdim Yiğit. Otur lütfen. Sizi ben şirkette gördüm. Biliyorum. Şahika ben. Otur. Evet, neden konuşmak istediniz? Seni daha yakından tanımak için. Ne istiyorsunuz? Yiğit, korkma, biz aynı taraftayız. Nasıl yani? Yani bana dürüst olursan sana yardım edebilirim. Senin sıradan bir ofis boy olmadığını biliyorum. O şirkete gelmenin bir nedeni var, öyle değil mi? Ne demek istediğinizi tam anlayamadım. Peki. Uzun yoldan gitmek istiyorsun anlaşılan. O zaman şöyle söyleyeyim. Senin Ender'le bir derdinin olduğunu biliyorum. Benim kimseyle bir derdim yok. Derdinin olması benim işime gelir. Şimdi bana neyin peşinde olduğunu söyle ki sana yardım edebileyim. İyi de neden? Sen bana soru sorabilecek durumda değilsin. Ne kadar akıllı olsan da öfken aklının önüne geçti. Bir açık verdin ve ben bunu gördüm. Hadi anlat bakalım. Sonra da annem ölünce daha iyi bir iş bulmam gerekti ve borçlarımız vardı, onları ödüyorum işte. Yüksek zekalı biri için çok bayat yalanlar bunlar. Bu şekilde benim işime yaramazsın. Seni yetiştirmem gerek. İyi de ben doğruları söylüyorum. Duymak istediğim doğrular değil bunlar. O şirketin neden geldin? Bunun cevabını ver bana. Bir şey bulmak için. Bir şey bulmak için mi? Yoksa birisini bulmak için mi? Annemi bulmaya geldim. Ve Ender'in annen olduğunu düşünüyorsun. Evet. Birlikte çok büyük işler yapacağız Yiğit. Tamam, ben anlattım, sıra sizde. Sizin derdiniz ne? Peki, sen bana bir sırrını verdin. Ben de sana bir sırrımı vereyim. Ben de senin gibi buraya bir planla geldim. Ama çok daha büyük bir planla. Ve bana sadık olursan, benim adamım olursan, gördüğün her şey bizim olacak. Odasında efendim. Yıldız Hanım çıktı mı şirketten? Evet efendim, çıktı. Mersin. İşte duymak istediğim de buydu. Yalnızsın sanıyordum. Gördüğün gibi yalnız değilim. Şahika Hanım'ın bir arkadaşı tanıtım işleri yapıyormuş. Biz de onu konuşuyorduk. Tanıtım derken yani benim yaptığım gibi bir şey mi? Hı hı. Aa, senin bu işi yaptığını bilmiyordum. Daha doğrusu bunun bir iş olduğunu bile bilmiyordum. Bir hobi sanıyordum. Şahikacığım, bu bir iş. Öyle hobi falan değil. Koskocaman bir sektör bu artık. Halit Bey, yani bu işleri Ender Hanım yapıyorsa ben hiç karıştırmayayım. Bir ikisi var. Zaten sürekli aynı firmayla çalışmak zorunda değiliz. Başka firmalardan da teklif almalıyız, değil mi?
Zaten Ender Hanım bu işle eskisi kadar ilgilenmiyor. Başka bir şey yoksa? Ben daha sonra geliyorum. Hoşça kal Ender'cim. Görüşürüz Şahika'cığım. O zaman ne oluyor? Buradan gittiği için bak. C aslında basit. Teşekkür ederim Yiğit. Rica ederim, ben zevk alıyorum. Ya bir insan nasıl matematik ödevinden zevk alabilir ya? Yani ödev olarak görmüyorum, bulmaca gibi bir şey. Ben onu anladım zaten. Peki nasıl bu kadar hızlı yapabiliyorsun? Vallahi onu da bilmiyorum. Yani herhalde beynim biraz daha hızlı çalışıyor. Ya biraz değil, bayağı hızlı çalışıyor. Neyse tamam, sen anlattığımı anladın mı? Yani evet. Yine örneklendirelim. Aynı şekilde gideceğiz bu yolda da bak. A bölü B eşittir. C bölü D. Bu doğru. Güzel. Önce bunları buraya atacaksın. Ne yapıyorsun aşkım? Anne, bir ihtimalle ders çalıştırıyorum. Ne dersi? Matematik. Erimcim, hadi sen yavaş yavaş eve git bir tanem. Çok ayakta kaldın, dinlen biraz. Olur mu? Anne, Yiğit de benimle eve gelebilir mi? Yani onun anlattığını çok iyi anlıyorum çünkü. Benim bir işim yok, gelebilirim. Problem olmaz. Erimcim, eğer ders almak istiyorsan sana hoca tutarız. Eve gelir, sana ders verir. Bu ofis boyların yapabileceği bir iş değil. Hadi tatlım, hadi bir tanem. Toparlan gidelim. Anne, niye öyle söyledin? Ne dedim? İşte Yiğit'e ofis boy falan dedim. Allah Allah, genetik mühendisi mi deseydim? Anlamıyorum yani, ofis boy değil mi? Ya tamam, öyle ama öyle söylenmez sonuçta. Aşkım benim, rica ediyorum böyle vasıfsız tipleri gözünde büyütüp durma. Bu kim ki sana ders verecek ya? Aa, hem yerini bilmeyen son derece küstah bir çocuk o. Hay olmasa 50 kere kovmuştum onu. Hiç haz etmiyorum, hiç. Hadi aşkım sen. Gidince bana mesaj at, babacığım. Görüşürüz anneciğim. Halit Bey, size gerçekten çok teşekkür ederim. Yani beni kırmadınız, kabul ettiniz. Bu bile benim için çok önemli. Rica ederim, her zaman. Ben aslında normalde bir şey isteyecek birisi değilim. Yani kendim için olsa asla istemem ama söz konusu arkadaşım olunca akan sular duruyor. Düşünceli bir arkadaşsınız. Arkadaşlarımız bir nevi bizim seçtiğimiz ailelerimiz değil mi? Çok doğru. Yalnız benim kafama bir şey takıldı. Neden kendim için olsa bir şey istemezdim dediniz? Ben kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Yani bugüne kadar kendim için hiçbir şey istemedim. Daha doğrusu istemek yerine yapmayı tercih ediyorum. Ama ben herhangi biri değilim. Yani bir kere çok uzun süredir abinizle bir dostluğumuz devam ediyor. Beni lütfen diğer insanlarla aynı kefeye koymayın. Olur, denerim. Ben kalkayım o zaman. Peki. Tekrar çok teşekkürler. Aa, bu arada Şahika Hanım, bu akşam yemek yiyelim mi? Yani bir hoş geldin yemeği olacak. Uzun süredir burada değildiniz, yeni geldiniz. Hoş geldin yemeği. Hı-hı. Kulağa güzel geliyor, olabilir. O zaman akşam 8'de alırım. Beklerim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuşalım mı? Olur, konuşalım. Okey, odama geçelim. Geçelim. Otur lütfen. Seni dinliyorum. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Açık konuşacağım diyorsun. Her zaman. Yalnız ben konunun ne olduğunu anlamadım.
Açayım o zaman. Senin Halit'in peşinde olduğunu anlamadığımı sanıyorsan yanılıyorsun. Senin yerinde olsam bu kadar rahat olmaz mı? Rahat olmak için sebeplerim vardır belki. O sebeplerin hepsini tek tek yok etmesini bilirim ben. Önder'cim, sen benden çok korkmuşsun. Şayka, ben senden korkmuyorum. Ama seni uyarıyorum. O kafanda kurduğun planların hiçbirini yapamazsın. Plan program yapmak pek tarzım değil aslında. Ben günümü yaşayan bir kadınım. Sana da tavsiye ederim. Ben yine de seni uyarayım. Sonradan aramız bozulmasın. Seninle aramın bozulması benim umurumda bile olmaz Ender. Söyleyeceklerin bitti herhalde. Güzel. Bu arada benimle ilgili düşüncelerini abimle de paylaşmışsın. Bakıyorum beni konuşmadan edemiyorsun. Bilmesi gerek diye düşünüyorum. Sonradan ona da şok etkisi yaratmasın, değil mi? Benim hakkımda herkesle konuşmanı o kadar iyi anlıyorum ki. Çok haklısın. Kendin hakkında konuşsan seni dinleyen olmaz. Üzücü. Şimdi izninle makyajımı tazeleyeyim, sonra da abimin yanına uğrayayım. Senin de ipini çekeceğim Şayka, göreceksin. Abi. Neyin var? Canım sıkkın biraz. Ender yine benim hakkımda bir şeyler mi söyledi sana? Seninle ilgili bir şey yok. Ne oldu peki? Bugün bir şeyler duydum. Ve gerçekten çok rahatsız oldum. Anlat bana. Benden mi saklıyorsun? Belki bir yardımım dokunur. Halit ve Yıldız'ı Ender ayırmış. Ay, şok olduğumu söyleyemeyeceğim. Öyle bir şey değil. Yani Ender Yıldız'a iftira atmış. Yıldız'ın hiçbir suçu yok. Yani yazık değil mi kıza? Durduk yere suçlanıyor yapmadığı bir suç yüzünden. Sen şimdi böyle anlatınca ben de bir üzüldüm kıza. Yazık tabii. Yani Ender de ne diye uğraşıyor elin garibanıyla? Yıldız bunları hak etmiyor. Bence sen bütün bu duyduklarını git ve Halit Bey'e anlat. Bilmiyorum ki. Yani normalde biliyorsun ben böyle şeylere karışmam. Ama haksız yere resmen bir insan suçlanıyor. Buna da razı gelemem yani. Yani ben olsam benim umurumda olmaz biliyorsun. Kim ne yapıyorsa yapsın derim ama sen öyle değilsin tabii. Bak vicdan el vermeyecekse, rahat etmeyecekse git Halit Bey'le konuş. Ama konuşman Ender'le bütün bağlarının kopması anlamına gelir. Yani Ender'in bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünememiştim. Çünkü hala içten içe onun iyi bir insan olduğunu düşünüyorsun. Ama bütün bu olanlar senin kulağına küpe olsun. Onun gerçek yüzünü gör işte. Ve ondan uzak dur. Önce gidip onunla konuşacağım. Ender'le mi? Evet. Git konuş da bir bilsin. İyisin ve seninle tüm bağlarını koparsın. Biraz önce gelseydin Erin buradaydı. Onu da görmüş olurdun. Konuşmamız lazım Ender. Kaya ne oluyor? Yıldız'la konuştuklarınızı duydum. Yani? Ne yani? Yıldız'a yaptıklarından haberin var diyorum. Tepkin bu mu? Ne yapmamı bekliyordun anlamadım. Ya sen masum bir insana iftira atarak onu kocasından ayırdın. Onu evsiz bıraktın, dışarıda bıraktın. Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Yıldız mı masum? Kaya Allah aşkına güldürme beni. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yaptıklarım ona az bile. Bana bunun bin beterini yapmıştı. Duyduğum her şeyi Halit Bey'e gidip anlatacağım. Ne dedin sen? Evet. Bu olayı bile bile sessiz kalamam. Sonuçta ortada mağdur edilmiş bir kadın var. Allah Allah.
Sen anlat bakayım. Bu yıldız düşkünlüğün nereden geliyor senin? Anlat da anlayalım bakalım ha? Ne düşkünlüğüm olacak? Saçmalama. Sana ne yıldızdan? Sana ne onun mağdur olup olmadığından? Sen ne kadar zamandır tanıyorsun yıldızı da onun avukatlığına soyunuyorsun ha? Söyle bakayım. Ömer, sesinin tonuna dikkat et. Konu burada yıldız falan değil. Senin ona iftira atmış olman. Burada yıldız olmasaydı, bir başka insan olsaydı ben yine aynı şeyi yapardım. Ha, maksat bana karşı olmak yani. Öyle maksat mi? Doğruları yapmak Ender. Bu senin meselen değil. Uzak dur yoksa... Yoksa ne olacak? Bana da mı kumpas kuracaksın? Kaya, bak bu işe karışırsan bizim ilişkimiz bir daha düzelmeyecek şekilde zedelenmiş olur. Bizim bir ilişkimiz yok Ender. Kendini kandırma. Gel. Al bakalım. Ah Kayacığım hoş geldin. Hoş bulduk Halit Bey. Hayırdır? Halit Bey, sizinle bir şeyler konuşmam lazım. Elbette. Otursana. Yani nasıl söylenir bilmiyorum ama... eğer söylemezsem de büyük bir haksızlık olacağını düşünüyorum. Ne haksızlığı Kaya, anlamadım. Bir sorun mu var? Bugün bir şeyler duydum. Yani normalde beni ilgilendirmeyen şeyler. Bırak Halit Bey'le konuşmam ne lazım. Ne oluyor orada? Halit Bey. Sen hangi yüzle geldin buraya? Halit Bey lütfen beni bir dinler misiniz? Niye dinleyeyim seni? Benim vicdanım hiç rahat etmedi. Size doğruları söylemek için geldim. Hangi doğruyu anlatacaksın? Beni Ender Hanım tuttu. Ne? Sen buraya kafa karıştırmaya mı geldin? Bir Ender diyorsun, bir yıldız diyorsun. Halit Bey, beni Ender Hanım tuttu. Bana para verdi ve Yıldız Hanım'ı suçlamamı istedi benden. Ya ben sana niye inanayım ki? Anlamadım gitti ya. Halit Bey, Ender Hanım'a güvenmediğim için ses kaydı almıştım. Alın dinleyin. Şimdilik iyi gidiyorsun. Dikkat çekmeyi başardın. Yalnız... dediklerimden çıkıp kafana göre hareket edeyim deme sakın. Kardeşim Caner sana parayı elden verecek. İş bittiğinde de ortadan kaybedeceksin. Sen niye şimdi dinletiyorsun bana bunu? Benim vicdanım el vermedi. Halit Bey'in asistanı düğün izniyle ayrılacak. Onun yerine sen gireceksin. Peki ya beni almazlarsa? Diğer başvuracak kişileri de ben ayarladım. Ve içlerinden en kalifiye olan sensin. Anladım. Bu arada eski patronunla ilişkin olması bizim için iyi bir şey. Bu Ender'in dikkatinden kaçmayacaktır. Vakti geldiğinde sana gelecek ve sana bir teklifte bulunacak. O zamana kadar sen elinden geleni yapacaksın ve onun dikkatini çekeceksin. Peki ya hiçbir şey yapmazsa o zaman ne yapacağım? O zaman planımızı düz bir şekilde ilerleteceğiz. Sana ilk anlattığım gibi yapacağız. Ama öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ender işini asla şansa bırakmaz. Yani ben önce Halit Bey'in eşini suçlayacağım, sonra da Ender Hanım'ı. Aynen öyle. Ve bu arada Ender'in sana verdiği parayı Halit Bey'e iade etmeyi unutmayacaksın. Halit Bey, bunu alın. Ender Hanım'ın bana verdiği 100.000 lira. Ne ahlaksız bir kadınsın ya. Nedir bu senin yaptığın rezillikler? He? Ne oluyor be? Ne demek ne oluyor? He? Evet, tamam. Bu kadını sen tutmuşsun. Aa, yalan. Yok öyle bir şey. Ne saçmalıyorsun sen? Bana bak Ender, yalan söyleme. Şimdi sesini dinledim ben. Kaydetmişler. Bak, bu da kıza verdiği 100.000 lira. Bana bak, şimdi çık git bu şirketten. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak şimdi. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir şey yapmadım. Bana bak, ne demek gitmiyorum? Halit Bey, tamam. Kaya götür bunu buradan. Gitmiyorum. Benim hissem var. Hiçbir güç beni bu şirketten gönderemez. Sen o hisselerini artık rüyanda göreceksin. Hadi git buradan. Çık. Tamam, tamam. Defol. Bunu bana nasıl yaptın?
Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Kız gelip her şeyi anlattı zaten. Allah kahretsin, hepsi o pislik Yıldız yüzünden. Her şey senin yüzünden Ender. Kendini deyip kendin buldun. Burada bir tane kötü var, o da sensin. Sen de mi Kaya? Halit Bey'in dediğini duydum. Sen de kovuyor musun yani beni? Hayır, kovmuyorum. Sadece gitmen gerektiğini söylüyorum. Ne ara oldu ya? Sen bu kadar akıllı değilsin. Sen bu kadar organize biri olamazsın. Başka bir şey var, başka bir şey. Başka bir şey. Senin Halit'in peşinde olduğunu anlamadığımı sanıyorsan yanılıyorsun. Senin yerinde olsam bu kadar rahat olmazdım. Rahat olmak için sebeplerim vardır belki. Ne oluyor? Halit Bey'in kesin emri var. Sizi dışarı çıkarmamız gerekiyor. Hiçbir yere alamazsınız. Ender Hanım bakın, bizi zor durumda bırakmayın lütfen. Çıkın alandan. Ender Hanım lütfen. Defolun dedim. Lütfen zor durumda bırakmayın bizi. Hiçbir güç beni buradan çıkaramaz. Defolun dedim. Defolun. Dokun, sakın yaklaşma. Yaklaşma. Bırakın beni. Ender Hanım. Sakın ha. Dokunma. Dokunma bana. Çekilin. Hiçbir güç dedim beni buradan çıkaramaz. Dokunma bana. Çekilin. Ender Hanım, hayır, zor durumda bırakmayın. Hayır, kalkmıyor. Kovduruyorum seni. Ender Hanım lütfen. Bırak. Ender Hanım, zor durumda bırakmayın bizi lütfen. Bırak beni dedim sana. Beni hiçbir güç buradan çıkarmaz. Hayır. Çekilin dedim sana. Çekilin. Çekil. Çekil. Tamam, bırakma. Lütfen. Bırak. Bırak, çantamı alacağım. Çantamı. Tamam. Çantasını al. Tamam. Sakın dokunma çantamı. Çıkın. Çekilin. Şayka Hanım, bu ne güzel sürpriz böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? Çok iyiyim, sağ olun. Oturun lütfen. Teşekkür ederim. Bu arada bir şey içer misiniz? Almayayım bir şey. Peki. Çok kalmayacağım. Gerçekten benim için büyük bir sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum sizi. Abim telefonunu evde unutmuş. Onu bırakmak için geldim. Gelmişken de dün gece için tekrar teşekkür etmek istedim size. Rica ederim. Kaya burada olmasa hiç uğramayacaksınız. Aslında iş yerlerine yapılan ziyaretleri hiç sevmem. Verimi azaltıyor bence. Evliyken eşimin ofisine bir kere bile gitmedim. Hele habersiz asla. Ne güzel incelikli bir düşünce. Keşke bütün kadınlar size benzese. Yani buraya çat kapı giren o kadar çok kadın var ki. O da sizin şanssızlığınız galiba. Ya bu arada üvey oğlunuz vefat etmiş. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Gencecik adamdı. Aranızda bir husumet mi vardı? Asla. Benim kimseyle aramda husumet olmaz. Ama işte isminiz üvey anne olduğunca ister istemez etiketleniyorsunuz maalesef. Sizin nereden haberiniz oldu? Ender söyledi. Eski eşimin oğlunun vefatını size söylediğine göre konunuz bendim diye düşünüyorum. Ender'in söylediklerinin hiçbir anlamı yok benim için. Şimdi de beni size kötülüyor. Neden acaba? Ender'i konuşmak istemiyorum. Hele sizinle Ender'i konuşarak vakit kaybetmek istemiyorum. Hayatımda bir sürü insanı geride bırakmak istiyorum zaten. Bunu duyduğuma çok sevindim. Bazen insan detoksu yapmak gerekir. Hele bütün bu anlattıklarınıza bakılırsa en çok sizin buna ihtiyacınız var. Doğru.
Ben müsaadenizle kalkayım o zaman. Yapacak işlerim var. Tabii. Yine beklerim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şayka Hanım. Bu arada ben boşanma işlemlerini başlattım. Hayırlısı olsun. Neredesin? Yalıdayım. Geliyorum. Bekliyorum. Tabii hemen aldın haberi. Şimdi hesap sormaya geliyorsun. Ama sana pabucu bırakmayacağım Şahika. Efendim Şahika Hanım? Yiğit. Vakit geldi. Bugün annenle yüzleşmelisin. Ne oldu? Hani bekleyecektim. İşi mi oldu? Verdiği oğlunu bir şekilde araştırdığımı öğrenmiş. Yani seni. Nasıl ya? İşin acı tarafı bunun ortaya çıkmaması için beni tehdit ediyor. Ben oldum biliyor musun? Hayır hayır. Ona hiçbir şey söylemedim. Sen karşısına çık ve kendin söyle. Nasıl bir insan bu ya? Yani hem seni veriyor, hem ortaya çıkmaman için elinden geleni yapıyor. Anne değil, canavar. Seninle neden bu kadar uğraşıyor? Senden ne istiyor anlamak mümkün değil. Nefret ediyorum bu kadından. Çok haklısın. Ama unutma, ben her zaman yanındayım. Ben onun ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Benden o kadar kolay kurtulamayacağını öğrenecek. Hakkını araman lazım. Bu kadar haksızlık fazla. Tamam, ben hemen çıkıyorum. Görüşürüz. Yiğit. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Bir saatlik işim çıktı. Hemen gidip geleceğim. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, kötü bir şey değil. Merak etmeyin. İyi, hadi bakalım. Git. Görüşürüz. Kötü bir şey olmadı ama olacak. Sen dedektifliğe mi merak sardın? Çok mu korktun? Benim korkulacak birisi olduğumu Philip sana dün söylemiştir. Senin kötü ruhlu biri olduğunu biliyordum ama birini öldürebilecek kadar hasta olduğunu düşünememiştim. Birini öldürmek mi? Babasının mirasına ortak olacağım diye hikayeler uyduran birisine hemen inanmışsın. İşine geldi tabii. Bir de üşenmeden Halit'e yetiştirmişsin Ender. Evet. Çocuğumu düşündüğüm için. Bırak bu cefakar anne oyunlarını. Sen sadece eski yaşamını istiyorsun. Ama maalesef olmayacak. Öyle mi? Peki sen ne istiyorsun? Üvey oğlun senin katil olduğunu söylediği gece ölüverdi. Bu da mı normal? Onu da mı ben öldürmüşüm? Ben neymişim ya? Bu arada sevmediğim herkesi öldürüyor olsaydım sen karşımda olmazdın şimdi. Tabii bütün bildiklerini Halit'e anlatacaktı. Değil mi? Onun anlatacaklarına ancak senin gibi bir zavallı inanır. Ölümüne bile üzülmemişsin. Hem de hiç. Kendisini pek sevmezdim. Bu arada bence ölümün çok kolay oldu. Sürünerek ölmeliydi. Sen de çok merhametliymişsin gibi oyun oynamayı bırak, olur mu?
gerçek bir şeytansın. İstediğine inanabilirsin Ender. Ve bu hikayelerini herkese anlatabilirsin. Sana kimse inanmaz. Dediklerinin hiçbirine inanmıyorum. Ama bil ki oğlumu senden korumak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bence sen git ve tedavi ol. Bu arada karşıma çıkmaya devam edersem işte o zaman kötü tarafımla karşılaşacaksın. Ne yapacaksın? Beni de mi öldüreceksin? Hiç şüphen olmasın. Gözümü bile kırpmadan. İşime yarayacak bir şey çıkmadı. Ama en azından beni tehdit etti. Ha. Elimle Ender'in buluşması pek iyi geçmemiş. Baştan görüştürmek hataydı zaten. Nereden bilelim mezarlıkta buluşacaklarını? Böyle kararları Erim'e bırakmamamız gerekiyor. Erim sağlıklı değil ki. Aklı yerinde değil. Hayatım sen de Erim'i iyice hasta yaptın ama. Onun psikolojisini bozan biraz da annesi. İç yüzünü öğrendikten sonra yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Umarım. Sana çok teşekkür ederim. Erim'le yakından ilgilenmen beni çok mutlu ediyor. Sevdiğim için yapıyorum. Bu arada aklımda bir fikir var ama sen ne dersin bilemiyorum. Söyle. Acaba diyorum Ender'i öcü gibi göstereceğimize bırakalım başına gelenleri kendi mi anlatsa? Şarka, Ender'in yaptıkları ortada. Kimsenin onu kötülemeye ihtiyacı yok ki. İyi de ya Erim'i bir şekilde etkilemeyi başarırsa? Sonuçta bizim anlattıklarımızla olacak iş değil. Bırakalım Ender kendisi anlatsın. Bunca zaman neredeymiş, başına neler gelmiş, öyle değil mi? Hayatım bak, sana akıl vermek kesinlikle benim haddim değil, biliyorum. Ama ben de istiyorum ki bir an önce normal yaşantımıza geri dönelim. Baksana aynı evin içinde ayrı odalarda kalıyoruz. Sana iftira atan kişinin gelip ne yaşadıklarını anlatmasını mı istiyorsun? Yanlış mı anlıyorum? Hayatım söz konusu senin ve Erim'in mutluluğuysa ben kendimi feda etmeye hazırım. Aşk böyle bir şey değil mi zaten? Peki. O zaman Ender gelsin. Anlaşsın, biz de ailece dinleyelim onu. Yalnız ben Kaya'nın da yanımda olmasını isterim, iznin olursa tabii. Nasıl istersen. Bir konu daha var ama çok çekiniyorum açıkçası. Nedir o konu? Seninle buluşmadan önce kuaföre uğradım. Ve orada duyduklarım hiç hoşuma gitmedi. Çayka, kuaförde anlatılanları dinle. Her şey çok üst üste geldi. Yıldız, Ender... Yok hayatım, bu açıkçası öyle bir mesele değil. Değil mi? Gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ya sanki şikayet ediyormuşum gibi olacak. Ama sen yarın öbür gün benim eşim olacaksın. Ve senin iyi niyetinin suistimal edilmesine katlanamam. Şayka, ne olduğunu anlatır mısın hemen? Zehra... Ne olmuş Zehra'ya? Kuaförle birlik olmuş. Senin kredi kartına işlem yaptırıp nakit para çekiyormuş. Ne? Maalesef. Aa, Yıldız. Niye ayaklandın hemen? Üf, yeter, sıkıldım. Otur otur. Gezineyim dedim. Ha, gezin de iyileşti diye seni sepetlesinler. Hiç kafan çalışmıyor. Bana bir şey olmaz canım. Sen bana bir şey ayarlarsın artık, kafama bir şey mi düşer, kutup ayısı mı saldırır? Usludur da bir şey yapmak zorunda kalmayayım. Bana bak. Hazır kimse yokken söyle. Ne yapacağız bugün, ne oluyor? Erim'in kalbini geri kazanacağım. Nasıl olacakmış o?
Kim geliyor? Ayarladın mı her şeyi? Bir şey ayarlamama gerek yok. Bugün gelecek kişi benim hayatımı kurtaran, bana çok değer veren biri. Ne olduysa bütün olanları olduğu gibi anlatacak. Hmm. Seni kendi hür iradesiyle seven ve güvenen biri mi var? Hiç değişmeyeceksin Yıldız, biliyor musun? İster inan, ister inanma. Biz onunla dostuz. En kötü günümde yanımda o vardı. İyi, o zaman gelsin dinleyelim. Şu halimize bak. Benim karnım burnumda, sen sakatsın. Şayka da ortada geziniyor. Hayatta olduğumuza dua et. Merhaba. Hilecim. Hoş geldin Ender. Hoş bulduk Zehra. Ender Hanım, ne zaman geliyor bu adam? Nerede kaldı? Birazdan burada olur, yolda. İyi, geç kalmasın. Yıldız, daha yeni kaza geçirdin. Dinlenmen gerekmez mi? Ben yatınca belim ağrıyor. Biraz daha oturacağım eğer sorun olmazsa. İyi, kal. Şarkı öyle bir konuşuyor ki istemiyor gibi. Yıldız, niye uzatıyorsun? Kal dedim ya. İyi, bu evin popüler kişisi benim. Benim adımı söylemeden rahat edemiyorlar. Biliyorsunuz Erim'in tahlilleri yeniden yapıldı. Sonucu da biraz önce elime geçti. Doktor, Erim'in zehirlenmiş gibi görünmesinin nedeni aldığı ilacın yanında greyfurt suyu içmesiymiş. Günah almada bir dünya markasısın Halit. Ben buna pek inanmadım. Birileri bu işin içinden sıyrılmaya çalışıyor gibi geldi bana ve ben bunun peşinde olacağım. Çok geçmiş olsun Halit. Buna en çok sen üzüldün. Sağ ol. Şuraya bak ya. Bütün aile neyle uğraşıyor? Sabri, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sabri Bey, otursana lütfen. Merhaba herkese. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında ben olan biteni anlattım. Bazı kötü niyetli insanlar inanmamayı tercih etti. Bu yüzden bir de senin ağzından duysunlar istedim. Tabii. Ender uzun zamandır benim yanımdaydı. Ben, annem ve Ender 8 aydır Şile yakınlarındaki evimde kalıyorduk. Kazadan sonra annemi siz buldunuz değil mi? Ne kazası? Bir dakika, bir dakika ya. Ender'i denizden çıkarıp eve götürmediniz mi? Onun tedavisini siz yapmadınız mı? Vallahi benim kazadan falan haberim yok. Ne? Sen Sabri, neler söylüyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Tamam, Ender benim yanımdaydı ama herhangi bir hastalığı falan yoktu. Kendi geldi, ben onu bir yerde bulmadım. Bir süre ortalarda görünmemesi gerekiyormuş, olay bu. Ne? Sabri, sen ne saçmalıyorsun ya?
Ya daha dün akşam konuşmadık mı? Ben senin yanındayım. Her şeyi anlatacağım demedin mi? Dediğini yaptım işte. Her şeyi anlattım. Yalan söylemem gerektiğini bilmiyordum. Ne? Sabri? Kim satın aldı seni? Ha? Bu kadın seni satın aldı değil mi Sabri? Ha? Satın aldı. O kadar eminim ki. Ender, sana gerçekten acıyorum. İnanamıyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Anlayamıyorum. Şimdi sen bilerek mi ortadan kayboldun anne? Hayır. Yiğit, elim odasına götür. Bırak yeter be, yeter! Hiçbir yere gitmiyorum. Oradan oraya oyuncak ettiniz beni. Tamam, sakin ol oğlum. Erim, sana yemin ediyorum ya. Hastaydım. Konuşamıyordum, yürüyemiyordum. Ben niçin böyle bir şey yapayım? Yeter artık, daha fazla konuşma. Terk et hemen burayı. Erim, ben doğruyu söylüyorum. Keşke benim annem olmasaydın. Keşke Şayka benim annem olsaydı. Erim, ben her zaman yanındayım canım. Erim, hastaydım diyorum. Evet, sen gerçekten hastasın. Bu kurmacaları hazırlayacak kadar ruh hastasısın. Bir de bunları bize inandırmaya çalışıyorsun. Ya yanında getirdiğin adam bile seni doğrulamıyor. Hemen terk et burayı. Beyefendi, siz de. Teşekkür ederiz. Hadi. Ben gidelim şimdi, doğuracağım stresten. Sana ispat edeceğim. Siz de bekleyin burada. Konuşturacağım. Hepinize ispat edeceğim. Bir daha asla görmek istemiyorum seni. Defol git bu evden. Gel oğlum, gel. Hadi. Tamam, sakin ol. Gel. Hadi oğlum. Sakin ol. Hadi. Hadi oğlum. Sabri! Sabri dur! Sabri! Taksi! Sabri! Bakar mısın bir? Bir dakika dur! Ya ne yapıyorsun ya? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Bırak beni! Ya ben sana güvendim. Neden anlatmıyorsun gerçekleri? Ben bildiklerimi söyledim. Sabri, beni dinle. Sen böyle biri değilsin. Kim yaptırıyor sana bunu? Gitmem lazım. Bak, senin anlattıkların yüzünden oğlum bir daha yüzüme bile bakmayacak. Yalvarıyorum, gel içeri, anlat gerçekleri. Bana nasıl baktığını, benim ne halde olduğumu söyle. Beni bu işlere karıştırma artık. Bir daha da sakın arama beni. Şayık'ım. Tanımıyorum ben kimseyi. Sabri, beni düşünmüyorsan oğlumu düşün. Yalvarıyorum sana Sabri. Sabri gitme. Taksi. Sabri. Sabri, yalvarıyorum sana. Ne olursun, yalvarıyorum. Sabri, Sabri gitme. Sabri. İbrahim, hadi top oynayalım. Teyzeciğim, yerine oturur musun lütfen? Lütfen. Saklambaç oynayalım top. Lütfen teyzeciğim, lütfen oturur musun? Ama benimle ne zamandır oynamıyorsun sen? Lütfen teyzeciğim. Dediklerinizi yaptım. Annemi rahat bırakın. Biliyoruz, haberimiz var. Yoldayım, geliyorum. Lütfen ona bir şey yapma. Hadi oynayalım. Teyzeciğim lütfen. Ben sana hallederim dememiş miydim? Planlarımız istediğimiz gibi yürüyor. Neresi istediğimiz gibi? İki kadın da hala ortalıkta dolanıyor. Hamile kadın ve bebekten kurtul dedim, yapamadım. Bir de şimdi öbür kadın çıktı. Rahat olur musun lütfen? Ender artık hiçbir şey yapamaz. Onun lafına kimse inanmaz. Yıldız içinse bambaşka planlarım var biliyorsun. Sakın bir aksilik olmasın. Olmayacak. Bana güven. Dediğin gibi olsun. Ya böyle nezih bir muhitte bu nasıl bir görüntü? Ne yapıyorsunuz siz kendinize ya? Püf. Ah, abla ne oldu? Ne bu hal ya? Allah kahretsin. Sabri beni sattı. Ne? Ne demek sattı ya? Nasıl sattı? Benim onunla olduğumu ama hasta olmadığımı söyledi.
Abla sen ne diyorsun, ne diyorsun? Ortadan bilerek kaybolduğumu ve bütün bunları benim planladığımı düşünüyor şu anda herkes. Yani kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Hepsinin canı cehenneme. Ama ben erimi bir daha kaybedemem Caner. İyi de abla, yani Sabri böyle bir şeyi nasıl söyler, nasıl yalan söyler böyle? Vallahi ben de inanamıyorum ki. Ya dün gece konuştuk ya. Ben geleceğim, senin yanındayım, her şeyi anlatacağım dedi bana. Kesin, kesin para yedirdiler buna, kesin para yedirdiler. Hayır, böyle bir adam değil Sabri. Nasıl böyle biri değil abla ya? Boncuk karşılığında mı sattı seni? Ya böyle bir adam değil diyorum Caner. Ben bu adamla aynı evde aylarca kaldım. Bu işin arkasında başka bir şey var, başka bir şey. Tamam peki Sade de gelin. Ne yapacağız, planımız ne? Sabri'nin derdi neymiş onu öğreneceğiz. Bundan sonra da bu işin arkasında kimin olduğunu. Ki ben Şahika'nın olduğunda %1500 eminim. Sonra da Erim'i yanımıza alacağız. Hah, oh, o kadar yumuşacık böyle kolaymış gibi anlattın ki içime su serpildi. Vallahi bir ferahlık geldi, sağ ol. Buraya gelirken 1000 kere aradım Sabri'yi yalnız. Açmıyor, açmıyor, açmıyor. Ama bizim onu bulup ikna etmemiz şart. Diyorum. Abi bulacağız, mecbur bulacağız. Şart tabii. Bu ceketimi alayım ben de. Hayatım, sıkma artık canını. Şayka görmüyor musun ya? Erim annesi yüzünden. Resmen gözümün önünde eriyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum Şayka. Tamam, bu sondu diye düşün. Yani Ender bir daha Erim'in yanına yaklaşamayacak. Bırak Erim'in yanına yaklaşmayı, bahçe kapısından bile içeri giremeyecek bir daha. Aynen öyle işte. Hadi, asma artık suratını. Seni mutsuz görmeye dayanamıyorum. Bak ben her zaman buradayım. Erim'le ilgileniyorum. Her şey düzelecek ve biz çok mutlu olacağız. Umarım her şey öyle olur. Hadi ben ihaleye geç kaldım. Görüşürüz. Tamam. Aa. İhalede bol şans diliyorum. Gerçi şansa ihtiyacın yok ama. Neden benim annem böyle bir kadın? Neden arkadaşlarımın annesi gibi değil? Neden sürekli planlar yapan, kötülük peşinde koşan biri? Erim, sinirlenmekte gerçekten çok haklısın ama belki bir açıklaması vardır. Yani niye durup dururken böyle bir şey yapsın? Neyin açıklaması varmış? Anlatın bakalım. Annemin yaptıklarını konuşuyorduk da. Gerçi annem bile demek istemiyorum. Erimciğim seni o kadar iyi anlıyorum ki. Hayat bazen hiç adil değil. Sen çok muhteşem bir babayla ödüllendirilmişsin ama annen konusunda biraz şanssızsın. Evet bence de. Ama ben bunu değiştirmeye geldim. Ben buradayken o kadının seni üzmesine asla izin vermeyeceğim. Bana güveniyorsun değil mi? Güveniyorum tabii. Yiğit abin ve ben olduğumuz sürece senin başına asla kötü bir şey gelmeyecek. O yüzden sözümüzden çıkmaman çok önemli. Çıkmam, söz. Söz mü? Söz. Ben kızlara da bakayım. Onlar da çok kötü etkilendiler. Yiğit bir dakika bakabilir misin? Söylediklerini duydum. Resmen çocuğu teselli ediyorsun. Utanmasan annen haklı diyeceksin. Tabii ki öyle bir şey söylemeyeceğim ama çocuk çok üzülüyor. Bak Yiğit, sana sinirlenmek istemiyorum ama gittikçe zorlaşıyor. Lütfen bu çocukla olan akrabalık ilişkine daha fazla anlam yükleme artık. İyi de Erim'e yazık değil mi? Değil. Asıl sana yazık. Bir Erim'e bak, bir kendine. Bak lütfen kafana göre hareket etme. Planımıza uy, tamam mı? Kafana göre yorum yapma artık. Ne oldu? Beni görünce renginiz attı. Sen 9 aylık hamile ve yeni kaza geçirmiş birisi olarak fazla hareketli değil misin sence de? Ne oldu? Konuştuklarınızı duydum değil mi? Tedirgin oldun. Keşke duysaydın. Duysaydın da Erim için nasıl seferber olduğumuzu görseydin. Ama görüyorum ki Erim senin umurunda değil. Bu arada madem karnındaki bebek Halit'ten, istersen git biraz abisiyle ilgilen. Ben de tam onu yapacaktım. Seni söylemene lüzum yok. Kolay gelsin.
duymuş mudur? Sanmıyorum. Duysaydı böyle davranmazdı. Gerçi duysa da fark etmez. Bu evdeki günleri sayılı biliyorsun. Sonuçta Şayka haklı çıktı. Ya ama benim aklım almıyor. Yani Yıldız bu yalanın ortaya çıkacağını bile bile nasıl cesaret etmiş ki böyle bir şeye? Şimdi her şey bitti değil mi baba? Bitti oğlum, bitti. Eğrisi doğrusuna geldi işte. Ama biz birkaç hafta da olsa bir başkasının çocuğunun doğum sürecine tanıklık etmiş olduk. Bu süreçte sen de zor günler geçirdin. Kusura bakma Şayka. Olan oldu hayatım. Ben sen ve ailen için katlandım buna. Sağ ol. Ama çok iyi katlandın Şayka. Gerçekten. Yani ben kitabımda da belirtmiştim. Eğer kötü bir olaya sabredersen güzellikleri kazanmak için kendine şans verirsin diye. Sen de bunun gerçekten vücut bulmuş halisin. Bana yaşattığın bu aydınlanma için çok teşekkür ederim Zehra'cığım. İzninizle ben üstümü değiştirmek istiyorum. Malum çok zor bir gün geçirdik. Görüşürüz. Artık iyisin değil mi? İyiyim. Daha da iyi olacağım. Efendim Şayka. Sağlam bir ikramiyeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Aferin, iyi iş çıkar. Beni son zamanlarda fazla hafife almaya başlamıştım. Tamam, kabul ediyorum. Bir ara şüphe ettim. Beni neden seçtiğini sana hatırlattığım için çok seviniyorum. Artık Halit'le Yıldız'ın bebeği çok uzaklarda olduğuna göre asıl işimize geçebiliriz diye düşünüyorum. O zaman şimdiden düğününü tebrik edin. Çok güzel bir gelin olacağına eminim. Ona ben de eminim. Zaten asıl yapacaklarımızın yanında evlilik sadece bir ayrıntı olarak kalacak. Tamam Metin, söylediğim gibi hemen davayı açıyorsun. Görüşürüz. Hayatım, rahatsız etmiyorum ya. Ben de seninle konuşacaktım. Öyle mi? Bir şey mi oldu? Avukatıma söyledim, hemen davayı açıyor. Böyle bir durumda ilk celsede boşanabilirim. Gün kararlaştırabiliriz artık. Gerçekten mi? Gerçekten. Bugünü beklemiyor muyduk? Orası öyle de ne bileyim bir an hiç olmayacakmış gibi geldi. Yani Yıldız'ın ve Ender'in bütün yaptıklarından sonra onlara inanmandan korktum. Çayka, yalan ve kurmacalarla bazı şeyler bir yere kadar ilerler. Biz artık kimse ayıramaz. Anlat bakalım. Bir gelişme var mı? Yani önemli bir şey yok. Ha bu arada tebrik ederim dediğin çıkmış. Bebek Halit'ten değilmiş. Şüphen mi vardı? Yani yoktu. Bu aralar seninle pek ilgilenemedim ama haberlerini alıyorum. Ne haberi? Kızı yollamışsın. Ha Selin'i diyorsun. Evet yolladım. Zehra'nın kitap dağıtımı için yanına gelecekti ama sen kızı arayıp gelme demişsin. Dedim çünkü artık ona ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Lele'yi hemen kendine aşık edebileceğini sanıyorsun, öyle mi? Hayır, yani ilerlemek gerekiyorsa yanında biriyle olmaz. Lele böyle bir şeyi kabul edecek bir kız değil. Ne oldu yine? Gözündeki bakışı sevmedin Yiğit. Ne bakış canım, yani şu an kuruyorsun. Lele'yi avucunun içine al derken tek taraflı bir şey olması gerektiğinden bahsetmiştim herhalde, değil mi? Saçmalama, beni tanıyorsun. Ne yapacağımı iyi biliyorum, merak etme. Senin için neler yaptığımı unutma. En önemlisi dediklerimin aksini yapanlara ne olduğunu hatırla. Olur. Güzel. Gerçekten senin kitabını hiç konuşamadık Zehra'cığım. Evet Şarkacığım, hiç konuşamadık. Ama kabul edin hiçbiriniz böyle bir başarıyı beklemiyordunuz benden. Özellikle de sen beklemiyordun babacığım. Bu ne demek? Öyle.
Hiç inanmadın, güvenmedin sen bana. Ama halbuki ben sana söylemiştim bu kitabın böyle çok satacağını. Kitap kaç adet basıldı kızım? 1000. 20.000 liraya 1000. Ya baba öyle ya da böyle sattı mı sattı işte kitap. Kızım, internete bir girsene. En çok satanlar listesine bir bak bakalım kaç satıyor. Önce onu öğren, sonra başarını kutlarız. Neyse ben çıkıyorum. Akşam Merve'lerde kalacağım. Kalmak için sen kimden izin istedin kızım? He? Nedir bu başına buyruk hareketler? Sen hep geç saatte araba kullanmayın diyorsun ya baba. O yüzden arkadaşımın doğum günü partisi var. Ben de dönmem dedim. Diyemezsin. Benden izin almadan hiçbir şey yapamazsın, anladın mı? Yeni problem benim galiba, anlaşıldı. Ne diyorsun sen ya? Sinirlendirme beni. Ablamla atıştın, sıra bana geldi diyorum. Bana bak. Bu diline hakim ol. Baba ben sana saygısızlık yapmıyorum ki. Her zaman gittiğim bir yere bugün niye gidemiyorum bunu merak ediyorum. Çünkü benden izin istemedin. Ben böyle emrivaki hareketlerden hoşlanmam. Tahammülüm hiç yoktur. Baba arkadaşımın doğum günü partisi var diyorum. Okuldan hemen eve dönüyorsun, o kadar. Herkes sapıttı ya, inanın. Sen nereye? Hayatım, sinirlenme lütfen. Lila dikkat çekmeye çalışıyor yani. Yıldız'ın doğumu, Erim'in durumu derken kızla hiç ilgilenemedik. Haklı biraz. Ne ilgisi Şahika? İstediği her şey önüne geliyor. Daha ne istiyor? Hayatım, Yiğit'le gitsin partiye. Bak Yiğit'in ne kadar aklı başında bir çocuk olduğunu biliyorsun. Onunla gitsin, onunla dönsün. Üzme kızı. Koyma kızım. İyi, ne istiyorsa olmaz. Ben çocuklarla konuşurum hayatım. Lilacığım ama sen de biraz abartıyorsun sanki. Ne abartması ya? Sen görmüyor musun abla? Varsa yoksa Erim, Şahika. Ama hayatım bak, Erim'in durumu ortada. Hem sen böyle kıskançlıklar yapmazdın, ne oldu ben anlamadım ki. Ayrıca görüyorum ki kitabı okumamışsın. Kıskançlık insan vücudu için böyle bir sarılık gibidir, unutma bunu. Ya abla ne diyorsun ya? Ben tabii ki kıskanmıyorum, kardeşimi kıskanacak halim yok herhalde. Ama şimdi Yıldız olayı kapandı ya, bana sarıyor o yüzden. Yalandan ilgileniyor işte. Hayatım işte babam böyle, bilmiyor musun? İlk başta söylenir söylenir, evet der sonra. Onun da doğası böyle. Dinlemeyeceğim ki. O partiye de gideceğim, o evde de kalacağım. Yeter ya, ben çocuk muyum? Değilsin ama... Kızlar, Lilacığım. Sesin dışarıya kadar geliyor. Aa! Ne oldu? Ağladın mı sen? Sinirlendim biraz. Sinirlenmene gerek yok hayatım. Ben senin problemini çözdüm. Nasıl çözdün? Teşekkür etmesen de olur. Nasıl hallettin ya? Akşam partiye Yiğit'le birlikte gidiyorsun. Yiğit mi? Hı. Ya senin hallettim dediğin şey bu mu? Ben Yiğit'le partiye falan gitmek istemiyorum. Peki canım, evde otur o zaman. Yani babam bir tek bu şekilde izin verdi. Babanla aramın bozulmasını göze alarak senin için diller dökeyim. Sen benim yaptığımı beğenme. Neyse. Yiğit'e haber vereyim de boşuna hazırlanmasın çocuk. Yani sanki kendi çapında böyle bir iyilik yapmaya çalıştı ve biraz kırıldı ama gördüğüm kadarıyla aşılamayacak bir problem değil. Yapmasın o zaman. Tamam hadi sen de artık. Ne oldu ya? Boş ver onları. Akşam Lila ile partiye gidiyorsun. Ne partisi ya? Ne işim var benim onun concon arkadaşlarıyla? Sana ne diyorsam onu yap, tamam mı? Sana birazdan kredi kartını vereceğim. Üstüne başına düzgün bir şeyler alırsın. Ya ben de partiye gelmek istemiyorsa? İstemiyor zaten. Ama birazdan fikrini değiştirecek. Aysel.
Allah'ım sen bana yardım et. Aysel. Şaykan'a. Bir şey mi bakmıştın? Ben buraları temizliyordum efendim. Saç vardı üzerlerinde. Hı. Anladım. Peki... Bu fırçayla ne yapmayı planlıyorsun? Şey, onu yanlışlıkla herhalde biraz önce buraları toparlarken koydum oraya. Dur ben sana yardımcı olayım. İyi de ben ne yapacağım ki bunu? Bilmem. Ne istiyorsan onu yap. Hala test yaptırma peşinde salaklar. Baba ya bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Ben çok arayı açtım ya. O yüzden ithal kursuna başlayabilir miyim? Tabii başlayabilirsin. Bir de benim sevdiğim bir model var. Onu da alma ihtimalimiz var mı? Olur olur, hallederiz. Güzel. Tamam, bunu hallederiz de. Yani hiç anlatmıyorsun, günün nasıl geçti? Güzel. Gerçekten güzel mi yoksa beni mutlu etmek için mi söylüyorsun? Baba, onu gördüm. Kardeşinden mi söz ediyorsun? Evet. Bunu biliyorum. Yani ne bileyim, bir küçücük bir şeydi. Sen de küçücüktün oğlum. Kucağıma aldım. Sevdin mi? Çok tatlıydı. Güzel. Oğlum, seninle benim aramdaki ilişki hiçbir zaman değişmeyecek. Bunu unutmanı istemiyorum. Biliyorum baba, sadece şaşırdım yani. Yıldız'a o kadar şey yaptım ama o yine de bebeği bana verdi. O buradayken ona çok kötü davrandım. Sen de o zamanlar pek iyi değildin. Ayrıca Yıldız anne oldu. Bunu anlamayacak değil herhalde, değil mi? Yaptıklarım için özür bile dileyemedim. Boş ver, o seni affetmiş. Neyse artık bunları konuşmayalım, olur mu? Peki ben Halitcan'ı görebilecek miyim? Elbette göreceksin, istediğin zaman. Nasıl peki? Ben onu ayarlayacağım, sen merak etme. Ne? Rahatsız etmiyorum ya. Gel, gel. Erim'in kardeşini ne kadar çok sevdiğinden söz ediyorduk. Erim'ciğim gerçekten bravo. Çok takdir edilesi bir davranış sergiledin. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Erim, ben seni artık iyi görüyorum. Tamamen iyileştin, düzeldin. Öyle değil mi hayatım? Kesinlikle. Okula dönmeye hazırsın değil mi? Eminim arkadaşların seni dört gözle bekliyordur. Baba bilmiyorum bu. Biliyorsun biliyorsun. Merak etme sen. Ben yarın okul müdürünü arayacağım, konuşacağım. Tamam mı? Tamam. Harika olur hayatım. Geliyorum şimdi ben. Ben de hemen geliyorum. Erim'ciğim. Okulla ilgili kararına çok sevindim. Yeni bir bebek geldiği için demek ki baban seni okula göndermeyi uygun gördü. Ama hiç merak etme. Sen her zaman benim favorim olacaksın. Ne yapıyorsun hayatım? Hı? Ne yapıyorsun? Zehra bir sürü fotoğraf göndermiş, onlara bakıyorum. Ben de bakayım. Bak. Ne tatlı bir aile olmuşlar. Ne oldu, neden öyle bakıyorsun? Ne ailesi? Zehra ve Yıldız'dan mı bahsediyorsun? Yok. Hepsinden bahsediyorum. Yani Emir'i tanımasam bebeğin babası o sanırdım. Sen ne demeye çalışıyorsun? Neden sinirleniyorsun hayatım? Fotoğrafları görmüyor musun? Ayrıca Yıldız'ın annesi nerede?
Yani insan hiç yeni doğum yapmış kızını bırakıp gider mi? Herhalde Yıldız Emir'le baş başa kalmak için annesini Bursa'ya yolladı. Saçmalama. Benim oğluma kimse babalık yapamaz. Hayatım, orası öyle. Yapamaz elbette ama onu sadece biz biliyoruz. Yani belki de Yıldız'la Emir'in bir ilişkisi vardır. Bana bak. Sen iyice ileri gitmeye başladın. Sen boşanmak üzere olduğun kadını mı kıskanıyorsun, bana mı öyle geliyor? Kıskançlık falan yok. Çirkin yakıştırmalar yapıyorsun, o kadar. Bebeğin senden olduğunu öğrendikten sonra olaylara bakış açın tamamen değişmiş bakıyorum. Bende hiçbir şey değişmedi. Söylediklerinin doğru olmadığını söylüyorum. Nereden biliyorsun doğru olmadığını? Yani Yıldız neden Emir'le kalıyor? Annesinin Bursa'da bir evi yok mu? Neden hala birlikteler? Ayrıca belki buradan kaçıp gittiği zaman, aylarca yok olduğu zaman birlikte kalıyorlardı. Yeter. Sen ona hiçbir zaman neredesin, kiminlesin diye sormadın ki. Senden çocuğu olduktan sonra bir servet koparıp sevgilisiyle yiyecektir belki. Şayka, yeter dedim. Hayatım, benimle bu tonda konuşamazsın. Ben Yıldız değilim, unutma. O zaman kapat konuyu. Ben konuyu senin iyiliğin için açıyorum ama sen anlamıyorsun. Eğer dediklerim doğruysa onlara zina davası açabilirsin. Ve bebeği alabilirsin. Bakıyorum yeniden baba olmak senin bütün dengeni bozmuş. Kusura bakma, ben odama çekiliyorum. Kulağa kar suyu kaçırmakta bir numarayım. Yıldız! 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 Ya Yıldız! Ha? Telefon be! Aksaçlı arıyor. Al hadi al. Ne oldu Halit? Halitcan ne yapıyor? Ne yapsın, bakkala gönderdim. Bir ekmek alıp gelecek. Ne yapar Halit 5 gündür? Çocuk uyuyor işte. Oğlumun nasıl olduğunu soramayacak mıyım? Sor, sor da düzgün bir saatte ara. Allah'tan çocuk uyanmadı diyecektim, bak ağlıyor. Zehra çıktı mı? Çıktı, çıktı. Gelir şimdi. Evde kim var? Emir'le ben varız. Ne oldu? Annen nerede? Annemin komşusu öldü. Cenazeye gitti. Başka sorun var mı? Oğlum kiminle kalıyor? Sormak benim hakkım değil mi? Oğlun annesiyle kalıyor. Bilmen gereken bu kadar. Hadi kapatıyorum. Can uyanacak. Onun adı Halitcan. Çocuk gazdan patladı Halit. Boş ver şimdi. Kapat. Ben de tam yanına uğrayacaktım. Bir dakika konuşabilir miyiz lütfen? Biliyorum bana kızgınsın. Niyetim seni kırmak ya da üzmek değildi. Biliyorsun ben hep iyi ol, mutlu ol istiyorum. O yüzden de aklıma geleni söylüyorum. Ama bir daha duymak istemezsen söz veriyorum hiçbir şey söylemem. Elbette söyleyeceksin. Ben yanımda fikri olmayan bir kadını istemiyorum. Ama üslubun çok çirkin. Çok haklısın hayatım. Ama söylemek istediklerimi yumuşatarak nasıl söyleyebileceğimi bilemedim. Biliyorsun benim içim dışım bir. Hayatım, bak en iyisi bütün konuştuklarımızı unutalım, olur mu? Ben yatmaya çıkıyorum. Sana iyi geceler. İyi geceler hayatım. Lila'ya baksana bir.
Ben mi bakayım? Hı, evet, ne var? Ya Şahika buradan ayrılma dedi bana. İyi tamam, ben bakarım. O iyi mi? Yani ne bileyim, eve geldiğinden beri odasında ağlıyor. Sezin'le kavga etmiş, çalışmıyor kafası. Geliyor. Halit Bey geliyor. Halit Bey geliyor. Hayatım, sürpriz. Ne sürprizi? Hayatım, hem şirketimizin geleceğini hem de yarım kalan nişanımızı kutlayalım istedim. Merhaba, hoş geldiniz. Hayatım, bir dakikanı rica edebilir miyim? Sevgili dostlarımız, İzninizle çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz nişan törenimiz elimizde olmayan sebeplerden ötürü yarıda kalmıştı. Ama bütün sorunlarımızı geride bıraktık. Ve bu akşam bu yüzden hep birlikteyiz. Çok sağ olun. Ne işin var burada? Tanrı misafiriyim diyelim. Nasılsın Şahika? Hoş geldin Ender. Hoş bulduk. Gelmeni hiç şaşırmadım. Hmm. Sana ait olmadığın yerlere teşrif etmeye bayılırsın biliyorum. Kutlama olduğunu duyunca bir uğrayıp bilmeyenleri bir aydınlatayım dedim. Öyle mi? Hı-hı. Hangi konuda? Halit'in Yıldız'dan ayrılmak istemediğinden haberin yok sanırım. Nişanı ilan etmeden önce keşke Halit'e bir danışsaydın. Değil mi Halit'ciğim? Ha? Aksine. Benim her şeyden haberim var. Ama sanırım sizlerin bilmediği bir sürü şey biliyorum. Bu akşam bunları açıklamak için ideal bir akşam. Yiğit, bir dakika gelebilir misin canım? Yiğit, uzun zamandır benden babasını bulmamı istiyordu. Bundan sonrasında sen devam etmek ister misin Ender? Duyamadın? Ha, dilini yuttun. Buna da şaşırmadım. Neyse, ben devam edeyim o halde. Yiğit benim yeğenim. Abim Kaya'nın oğlu. Ve maalesef Ender de annesi. Ayrıntıyı unuttum. İlacım, bir saniyeni alabilir miyim? Ve aynı zamanda bu güzeller güzeli kızın da kocası.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.